Kayseri'nin meydanında bulunan ekmek büfesinin önünde uzun kuyruklar olmasının engellenmesi gerektiğini ifade eden İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Kazım Yücel, "Kayseri'de ekmek sıkıntısı en son aklımıza gelecek bir konuydu. Karın altında, soğukta ve fırtınada kuyruklar çoğalınca meydandaki ekmek büfesini 50 metre ileri kaldırmak zorunda kaldılar," dedi. "Kayseri'de ekmek sıkıntısı en son aklımıza gelecek bir konuydu. Fakat bu da oldu. Tabii ki belediyemiz bu konuda birçok il belediyeleri gibi ekmek sorununu gidermek için ekmek fabrikaları kurdu. Bunlar da halka dağıtmak için kendi reklamlarını yapma adına da meydanlara büfe koydular. Yani dediler ki biz belediye olarak ekmekle sıkıntı yaşatmayız. İhtiyacı biz fırından daha ucuz halkımıza sunabiliriz," dedi. Halkta büyük bir talep olup da karın altında, soğukta, fırtınada kuyruklar çoğalınca meydandaki bu ekmek büfesini 50 metre ileri kaldırmak zorunda kaldılar. Çünkü bu yapılan uygulamanın da çok reklam ötesi değil, ihtiyaç gidermekten ziyade belediyenin yapmış olduğu uygulamanın ne kadar da yanlış bir şey olduğunu gösterdi. Çünkü bu çağda ekmekle kuyruk en son aklımıza gelecek bir konuydu. Bu konularda ilgili bir takım vatandaşlar diyor ki ya 50 yıl önce diyor, CHP döneminde diyor, eski dönemlerde diyor. Ya eski dönemlerde bazı şeyler yoktu. Kara borsa da vardı. Kabul ediyoruz biz bunları ama 50 yıl sonra Kayseri'de veya Türkiye'de buğday üreten bir dünyanın tahıl ambarında ekmekte kuyruğun olacağı da konuşulmamalı, akla da gelmeyen bir konuydu. Maalesef bugün Kayseri Büyükşehir Belediyesi meydana koyduğu, vatandaşa reklam olsun, biz de ekmekte sıkıntıyı gideriyoruz dediği konuyu ne yaptı? Baktı ki olaylar yükselince, sıkıntılı pozisyonlar Türkiye gündemine düşünce ekmek büfesini 50 metre daha içeride bir yere aldı. Güya kuyruk olmayacak. Orada da olsa kuyruk olacak. Bunları buradan kaldırıp mahalle içlerine taşıyacağı ile ilgili de bir açıklaması var Sayın Belediye Başkanı'nın. Bu yapacağı uygulama tabii ki doğru bir uygulama. Fakat o bölgedeki insanların orada da aynı şekilde sıraya girecekleri fiyat aralığı var. Örneğin 1.25'ti bizim fiyatımız ve bu sene ekmeğe zam yapmayacaktı belediye başkanımız. Ne yaptı? Bugün 1.5 TL olacak dedi. Yani zam yaptı. Suda, elektrikte yapılan zamlar ekmekte de yapıldı. Eğer bu zam olması gerekliyse fırıncıların 2.5 lira fiyatını nereye koyacaksınız? 2.5 fiyatı doğru ise 1.5'tan zarar edeceksiniz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi şu anda bu ekmek fiyatlarını süspanse ederek bir sonraki oturumlarda önümüze ekmek fiyatlarında biz süspanse ediyoruz, etmek zorunda kalıyoruz, bunu da sizler ödeyeceksiniz noktasına taşıyacaksa bu gerçeği artık halkıyla yüzleşmeli. Ekmeğin gerçek fiyatını ortaya koymalı. Fırıncı da bu konuda rahat etmeli. Fırıncıya soruyorsun, 2.5 fiyatı bizi kurtarmaz diyor. Belediyeye soruyorsun, 1.5 fiyatı bizi kurtarmaz diyor. Biz bu konuları gündeme getirdiğimizde de 50 yıl öncenin örneği veriliyor. 50 yıl önce kara borsa var, kabul. Bir şeyler yoktu bu ülkede, kabul. Ama bugünün Türkiye'sinde artık dünyayla yarıştığımız bir ülkede ekmeğin kuyruğunun olmasını vatandaşımız anlam vermiyor. Biz de bir anlamlandıramıyoruz. Vatandaşın bugünkü en büyük sıkıntılarından bir tanesi belki ekmek ama diğer birkaç sıkıntılı konu doğalgaz, elektrik faturaları. Artık vatandaşımız bu konuda da devletinden bir yardım istiyor. Ya elektrik temel bir kullanım aracıysa, doğalgaz gerçekten ihtiyaçsa, zaruri ise burada bunlarla ilgili belediye başkanları, milletvekilleri, bizler şöyle seslenmeliyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun çıkartın. Asgari kullanımlarda elektrikte ve doğalgazda KDV almayın hiç olmazsa. Vatandaşımız bunu ödemekte zorlanıyor. Geçen ay 120 lira elektrik faturası ödeyen bugün 250 ödüyor. Geçen ay 300 lira doğalgaz ödeyen bugün 800-900 lira ödüyor. Akaryakıt fiyatları bir yukarı doğru gitmiş. Ve biz bugün ekmeğin fiyatını konuşuyoruz. Ekmekte kuyruğu konuşuyoruz ve bunu da Kayseri'de konuşuyoruz. Kayseri'de her tarafta fırın var. Süspanse yapacaksa belediye fırınları süspanse etsin, bu kuyruğu kaldırsın. Fırındaki un fiyatlarına süspanse uygulasın. En azından fırıncıların bir takım konularında destek olsun, maliyetlerini aşağı düşürsün, kuyruğu kaldırsın. Bu çağda kuyruk 50 yıl önceyle mukayese edilmeyecek şekilde çağ atlamış bir Türkiye'de konuşuluyor.